ettiler. Fakat Sayın Sabah, sizde ne hüner var? Siz parasızlıkla bu işe girdiniz. Bir devlet memuru olarak bu işe girdiniz. Halim 10 yıldır efendim. 10 yıldır maşallah Beşiktaş kulübünü çok iyi bir duruma getirdiniz. Siz bunun hünerini bize anlatır mısınız? Şimdi efendim, eğer müsaade ederseniz ben biraz gerilere gitmek istiyorum. Tabii benim Beşiktaş'la beraberliğim aşağı yukarı 53 senedir devam etmekte. 43'lerde Beşiktaş kulübüyle intisap ettiğimde genç takımda ve B takımda oynadıktan sonra 45'in sonunda 46'larda o zaman profesyonellik olmadığı için A takımına intisap ettim ve 54 senesine kadar mütevazi bir futbol hayatım oldu. 54 senesinde futbol hayatımı noktaladıktan sonra arkadaşlarımızla beraber bu işin politikası olan bir şeye girdik. Bir mecraya atıldık diyelim. Ve zaman zaman çok değer verdiğim, ki bugün birçokları rahmete gark olmuştur, ruhları şad olsun, onların riyasetinde çalışma imkanını buldum. Değerli yönetici arkadaşlara çalışma imkanını buldum. Ve tabii bunlar bende ve arkadaşlarımda bir takım birikimlerin meydana gelmesine sebep oldu. 78'lerde, 78-80'lerde gene bu kader birliği yaptığım arkadaşlarımla beraber bana yapılan bir başkanlık teklifini hep beraber değerlendirirken, eğer böyle bir imkana sahip olabilirsek Beşiktaş'a ne gibi katkılarımız olabilir düşüncesinden hareket ettik ve geçmişe de hiçbir zaman bir atıf yapmak da istemiyorum. Bütün bunları da görerek gelecek için öncelikle kısa vadede, ondan sonra da uzun vadede neler yapabileceğimizin hedeflerini tespit ettik ve böylece 1984'te Sayın Üstünkaya ile hakikaten o güne kadar belki de Beşiktaş tarihinde olan en güzel kongrelerden birini yaşadık ve ufak bir farkla da kongrenin göstermiş olduğu teveccühle kulüp başkanlığına geldim. Biraz evvel de arz etmeye çalıştım. Geldiğimizde neler yapabilecektik? Elimizdeki imkanlar kısıtlıydı. Her türlü imkanlar kısıtlıydı. Ama bunu dönemlerin yönetim kurulu arkadaşları ile onların katkıları ve bunların dışında Beşiktaş Kulübü'ne bağlı olan, çok saygı duyduğumuz insanların katkılarıyla bugüne kadar bir şeyler yapmak imkanını elde edebildik. Tabii bunun dışında da gelecek içinde yapmayı tasavvur ettiğimiz bir takım şeyler var. Yani özetlersek bugün sayın başkanlar da takdir ederler, kulüpler ekonomik özgürlüğe kavuşmadığı müddetçe yönetimlere giren şahısların zaman içerisinde de olsa verecekleri paralarla bu işleri döndürmek mümkün değil. Ben bunu söylerken sakın bir yanlış anlaşılmaya da şey etmeyeyim. Para veren insanın da karşısında değilim. Elbette onlar da verecekler. Ama bir tabir vardır. Taşıma su ile değirmen dönmez derler. Onun için bizim bu düşüncelerimiz içerisinde kulübe ne gibi kalıcı ve gelir getirici bir takım şeyler yapabiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Ve bunların da bir kısmını bugün taahhüt ettirmiş vaziyetteyiz. Ama siz öyle bir durumda ki, yani mesela Sayın Sazak veya ondan evvelkiler, Adnancığım, öyle bir durumda ki hakikaten hep madde ile beraber girmişler. Geçmiştekiler de öyle büyük paralar harcamışlar. Mesela ben soruyorum, ben işte 250 milyar vereceğim. Geçen sene gazetelerde vardı Fenerbahçe Kulübü ile ilgili. 500 milyar vereceğim filan şeklinde beyanlar vardı ve kulüp yönetimini eline geçiren bir zihniyet vardı. Ben Galatasaray'da bunu görmedim. Ama sizde hele hiç yok mu? Yani siz
kendi gücünüzle, kendi imkanınızla ve galiba dostlar birliğiyle. İşte biraz evvel de arz etmeye çalıştım. Yani böyle bir potansiyelle bugüne gelme imkanlarını elde edebildik. Tünerciğim, sen hangi kulübü